باب هبة الرجل لامرأته. Adamın yani erkeğin kadınına hibede bulunması, vel mer'ati li zavciha, kadının da kocasına hibede bulunması. Bu bab başlığına ilave uzun şeyler vardı, onları okumuştuk. Sırada ilk hadis var bab başlığı altındaki, 2448. حدثنا إبراهيم بن موسى بزه إبراهيم بن موسى أنّت أخبرنا هشام بزه هشام خبر verdi عن معمر أو دا معمرتن عن الزهري أو دا زهريدن قال dedi ki أخبرني عبيد الله بن عبد الله bana عبيد الله بن عبد الله خبر verdi قالت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها dedi ki annemiz لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ağırlaşınca فاشتد وجعه ağrıları şiddetlenince استأذن أزواجه hanımlarından izin istedi. En yumarrada fi beyti, benim evimde hastalığını geçirsin diye hanımlarından müsaade istedi. Fe ezinne lehu, onlar da ona izin verdiler. Fe haraca beyne raculeyni, iki adamın eşliğinde çıktı, iki adamın arasında çıktı. Tahuttu ricilahul arda, ayakları yerlere, yere sürtüyor, ayakları yeri süpürüyor. Demek ki hakikaten çok ağırlaşmış. Ayaklarını artık yere basamıyor. Koluna giren bu iki kişi onu yüklenmişler adeta. Ayakları yeri süpürerek götürüyorlar. Ve kâne beynel abbâsi, Abbas ile ve beyne raculin âhara, başka bir adamın arasında idi diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Fekâle Ubeydullahi, bunun üzerine Ubeydullah dedi ki Ubeydullah kim? Hazreti Ayşe'den bu hadisi bize rivayet eden kişi. Fezekertu libni Abbasin, ben de varıp İbn Abbas'a bunu andım. Mekalet Aişetu, Ayşe'nin söylediklerini İbn Abbas'a andım, söyledim. Fekale li, o da bana dedi ki: "Ve hel tedri men er-raculul lezî lem tusammi Aişetu?" Ayşe'nin adını vermediği diğer kişi kim biliyor musun? قلت لا, dedim ki bilmiyorum. قال, dedi ki هو علي بن أبي طالب, o Ali bin Ebi Talib'tir. Hazreti Peygamber'in hastalığı ağırlaşınca Hazreti Ayşe'nin evinde kalmayı dilemesi, bunun için eşlerinden müsaade istemesi, demek ki bunu hak olarak, hukuk olarak değerlendiriyor. Hanımlar arasındaki nöbetinde hasta olmasına rağmen müsaadeleriyle hastalığını geçirmek istediği yere, ki bu annelerimizden bir başkası yani
Ayşe annemiz. Olay esası itibariyle bundan ibaret. Fakat Hazreti Ayşe'nin Resulullah götürülürken iki adam arasında ayaklarını yere süpürür halde ki manzarayı resmederken adamlardan birinin adını verip diğerinin adını vermeyişi hadiste öne çıkıyor. Bu kez konu Hazreti Ayşe niçin diğer kişinin adını anmadı? Tabii ki İbn Abbas da bu diğer kişiyi deşifre etmiş. O kişi demiş Ali bin Ebi Talip'tir. Böylece Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında o iddia edilen soğukluğun bir başka tezahürüne denk gelmiş gibi oluyoruz. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. 2448 nolu hadisi okuduk. Sırada 2449 nolu hadis var. Haddetena Muslim ibn İbrahim'a. Bize Müslim bin İbrahim anlattı. Haddetena Vuhaybun. Bize Vuhayb anlattı. Haddetena İbn-i Tavus'in. Bize İbn-i Tavus anlattı. An ebihi, o da babasından. An İbn-i Abbas'in radıyallahu anhuma. O da İbn-i Abbas'tan. Allah her ikisinden razı olsun. Kale dedi ki, Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, El-a'idu fi hibatihi, hibesinden geri olan kimse, kel-kelbi yakî'u, köpek gibidir, yakî'u kusan, thumme ya'udu fi kay'ihi, sonra kustuğu şeyi tekrar geri alır. İbn Abbas'ın bize rivayet ettiği bir hadis, bab başlığı içerisinde de benzer bir bilgi geçmiş idi.